Şimdi arkadaşlar, diyelim ki buradaki benim. Hani değilim de, öyle varsayalım. 31 yaşında bir yetişkin olduğunu varsayalım. Değilim de, yine de biz öyle varsayalım. Tamam mı? Ve sonra birden tutuyorum, geleceğe gidiyorum. Yani gidemiyorum da gene aslında gidiyorum varsayalım. Evet, bu geleceğe uzanan bir doğru olsun. Bu da benim ee, 71 yaşındaki halim olsun. Tamam mı? Şimdi bunu böyle yeni e, yüz yaşlandırma e, şeyleriyle, efektleriyle yapmadım. Biz özel Kaan Akademi efektiyle yaptık gibi düşünün. Yani 40 yıl geçmiş ve yürüyebilmek için bastona ihtiyaç duyuyorum. Kaan Akademi ile geleceğe gitmişim. 71 yaşındaki halime. Ve son olarak da daha da geleceğe gidiyorum. Çok iyimser düşünüyorum. Burada da yüzlü yaşlardayım arkadaşlar. 101'e varmışım. Bir 30 yıl daha gitmişim. Tekerlekli sandalyede oturuyorum ve 101 yaşındayım. Burada daha önceden beri konuştuğumuz formülü uygulayacağız tamam mı? Delta P eşittir Q çarpı R. Q kalp debisi, R ise dirence eşit oluyor burada. Diyelim ki doktora gidiyorum ve 31 yaşındayım. Bana bugün kan basıncımın 120 olduğunu söylüyorlar. 40 yıl sonra bana 150'ye 90 diyorlar ve 101 yaşında olunca da ondan 70 sene sonra da 180'e 105 diyorlar. Yani kan basıncımın arttığını sürekli söylüyorlar. Bak sen. Egzersiz yapmayı, kan basıncımı kontrol altında tutmayı bana öneriyorlar. Şimdi aradaki bağlantıyı gelin bir anlamaya çalışalım. Kan basıncım 120'ye 80'de, değil mi? Şimdi normal halimde diyelim 31 yaşında kendi 120'ye 80. Ortalama arter basıncımı bulmak istiyorum. Bunun için kan basıncımdan ipucu alabilirim. Ortalama arter basıncımın, sistolik basıncın 1 bölü 3'üne eşit olduğunu biliyorum. Çünkü kalbim zamanın 3'te 1'ini kasılmada, 3'te 2'sini ise gevşemede harcıyor. Diyastolik basıncı yani gevşeme basıncı da 80. Bu şekilde bir hesaplama yaparak 95'i buluruz. Gördüğünüz gibi ortalama 100 değil, 100'den biraz aşağıda olacak. Bunun sebebi diastol ve sistolde eşit zaman harcanmaması. 40 yıl sonraki değeri bulmak için ise 150'nin 3'te 1'i artı 90'ın 3'te 2'si işlemini yapıyoruz. Bu da eşittir size oluyor 110. Eğer 101 yaşındakini hesaplayacak olursak 180 bölü 3 artı 105 çarpı 2 bölü 3 olacak. Bu da ne yapıyor? Bu da 130 yapıyor. Ortalama arter basıncımızı bulduk. Şimdi de ortalama venöz basıncına ihtiyacımız var. Delta P'yi bulmak için venöz ve arteriyel basınçların farkını alıyoruz. Diyelim ki venöz basınç yıllardan yıla pek değişmiyor, hep 5 civarında kalıyor. Öyleyse delta P'yi hesaplamak çok kolay değil mi? 95'ten 5 çıkarıyorum 90, 110'dan 5 çıkarıyorum 105, 130'dan 5 çıkarıyorum 125. Böylece delta P'leri hesaplamış olduk. Yani ortalama arter basıncı eksi ortalama venöz basınç. Şimdiye kadar her şey güzel gidiyor değil mi? Şimdi Q'yu yani akışı hesaplamadan önce kalem rengimi değiştireyim. Buraya atım hacmini yazalım arkadaşlar. Yani kalp her attığında 70 mililitre kan pompalanır. 70 dedim çünkü 70 kiloyum. Ayrıca dinlenirken ki kalp atım hızım da 70 olsun. Ortalama Venöz basınç gibi bu değerde yıldan yıla pek değişmiyor diyelim. Yani yaşlandıkça ee, atım hacmim de pek değişmiyor. Yani basit bir hesap yaparsak atım hacmim dakikada 5 litre olacak. Çünkü Q değeri eşittir atım hacmi çarpı atım hızı. Zamanla değişmediği için de buraya da aynı değerleri yazıyorum, basınç birimlerimiz milimetre cıva cinsinden olacak. Ama tahtayı çok doldurmamak için onu buraya yazmadım. Şimdi denklemi kullanarak diyebiliriz ki delta p eşittir q çarpı r. Hatta bunu şöyle maviyle yazalım. Değil mi? Evet q çarpı r. Eğer delta p 90 q da 5 ise o zaman direncim ne oluyor? 18 oluyor. 18 çarpı 5, 90 olduğuna göre sonuç doğru sağlamayı yaptık. Bu şekilde devam edelim. Burada da 105'i 5'e bölersek 21 çıkar. En altta da 125'i böldük mü olur sana 25. Doktorun bana söylediği şey kan basıncımın arttığıydı. Burada iki ön kabulümüz vardı. Ortalama venöz basınç ve kalp debisi sabit kalmıştı. Bu aslında herkes için doğru değil fakat benim için böyleydi ve bu doğru ise eğer direncim yükselmiş demektir. Şimdi sayfayı değiştirelim ve bunun nasıl olabileceğini birlikte görelim. Şuraya şimdi kendimi yeniden çiziyorum. Ama şöyle 3 tane çizeyim. 31, 71 ve 101 yaşlarında 3 tane çizeyim. Tamam mı? Evet çizeyim, çizdim. Şimdi de damar ağacımı çizeyim. Tabi bu bayağı basitleştirilmiş hali. Diyelim ki buradan bir damar geliyor ve burada başka bir damar çatallanıyor. Şimdiye kadar damar ağacım temiz görünüyor. İşte bundan dolayı direncim 18. Kan damarlarda düzgünce akıyor. Bu kan gidip böbrekleri ve belki de kulaklarımı besleyecek ya da ellerimi veya kulaklarımı öyle değil mi? Evet fakat 71 yaşına geldiğimde bir şeyler oluyor. Buraya ayırmak için şöyle bir çizgi çizeyim. Evet. Diyelim ki burada aynı damar ağacı var. Fakat bu sefer farz edelim ki 40 yıldır çok da sağlıklı olmayan yiyeceklerle besleniyordum. Öyle çok da egzersiz de yapmadım. Spor salonuna da çok sık gitmedim. O yüzden damarlarımda küçük plaklar oluştu. Bunlar damarları tıkayan plaklar ve yağ temelli maddelerden, ölü makrofaj ve hücrelerden oluşuyorlar. Sonuç olarak hücreyi tıkayan bir kütle oluşuyor. Damarı tıkadığım için de damarın yarı çapı ne yapıyor? Küçülüyor. Böylece akan kan damardan geçerken zorlanır hale geliyor. Eğer toplam dirence hesaplayacak olursak zamanla arttığını görürüz. Bu durumda diyelim ki 21'e çıktı. Şimdi 30 yıl daha geçmiş olsun ve ben tekerlekli sandalyede olayım. Hala sağlıksız beslenmeye devam ediyorum. 101 yaşına da gelmişim ama neyse hani hala sağlıksız bir türlü durduramıyorum. Yemi seviyorum çünkü ben abur cubur yiyorum falan filan. Ama tüm bunların sonucu olarak damarlarım artık şöyle görünüyor. Bu plak da eskisiyle aynı ama büyüdü. Şuradaki de aynı şekilde. Hatta burada bir tane yeni plak oluştu. Artık yolu tıkayan çok daha fazla gördüğünüz gibi engel var ve kan akmakta çok güçlük çekiyor. Damar yarıçapları ne yaptı? Yine küçüldü ve direnç arttı. Diyelim ki toplam direncimiz 25 oldu. Gördüğünüz gibi sağlıksız beslenmek ve egzersiz yapmamak uzun vadede bu plakların oluşmasına sebep oluyor. Bu plaklar da akan kanın yolunu tıkıyor ve sonuç olarak damar yarıçapı daraldığı için direnç artıyor. Bir önceki ekranda gördüğünüz gibi direnç yükseldikçe kan basıncının da yükselebildiğini görebilirsiniz. Bir dahaki sefer doktora gittiğinizde kan basıncınız için söylediği değere lütfen dikkat edin. Bu değer bize ölçmekte zorlandığımız başka bir değer olan direnç hakkında da bilgi verebilir.